Merhaba, ben Ramazan Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Başarıyorum yayınlarından çıkmış Birkan Hoca ile matematik resitali kitabımızın çözümlerine hız kesmeden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde yine yeni nesil sorular çözeceğiz. Üslü ifadeler 7. testin çözümlerini yapacağız. Kitapta sayfa 49'dan 52'ye kadar geleceğiz inşallah ve sizlerle birlikte bu güzel soruları yorumlamaya gayret edeceğim. Evet, ben hazırım. Eğer sen de hazırsan sözü fazla uzatmadan hemen çözümlerimize başlayalım. Birinci sorumuzda yurt içi ve yurt dışı taşımacılığında kullanılan tırların yük taşıma kapasitesi 24 ve 25 ton aralığındadır. Aşağıda 3 farklı tırın yükleri kilogram cinsinden verilmiş. Yükleri üstünde yazılı tırların 3 de yük taşıma kapasitesi aralığına uygun yüklendiklerine göre A artı B artı C ifadesinin değeri hangisidir demiş. Şimdi tonu önce kilograma bir çevirelim. Bu 24 bin kilogram. Bu da 25 bin kilogram olacak. O zaman buradaki ifade, bakın buradaki ifade maksimum 24 ile 25 arasında olacak. O zaman ben bir virgül kaydırıyorum. Bir virgül daha 2 yaptı. Yetmedi. Bir tane daha. Şu anda da hala yetmedi. O zaman bir tane daha yerleştir. Bakın 24.100 yaptı. Ne oldu? 2 virgül kaydırıp 2 sıfır ekledik. Dolayısıyla buranın 4 olması gerekiyor. Burası 4 olursa bize 4 virgül sağa kaydırma şansı tanıyacak. Ve gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4. Yani 24.100 de bu şekilde 4 virgül sağa kayarak gidiyoruz. Burada yine aynı şekilde bakın 1, 2, 3 yetmedi bir sıfır. 2450 hala yetmedi bir sıfır daha. 24.500. 1, 2, 3. 3 virgül gittik. 2 de sıfır gittik. Yani burada da 5 olması lazım ki sağa gidebilelim. Burada da bizim 24.000 ile 25.000 arasında düşmemiz gerekiyor. Bakın düşeceğiz burada. O zaman bir sıfır sildim. 24.900 yeterli. Bir sıfır silebilmem için benim buraya 10 üzeri eksi 1 demem gerekiyor. Çünkü sola gideceğim. Dolayısıyla A'nın 4, B'nin 5 ve C'nin de eksi 1 olduğunu öğrendik. Şimdi bunları toplayacağız. 4, 5 daha 9. 9'dan da 1 çıkarttığımız zaman cevabı 8 olarak D şıkkında buluyoruz. İkinci sorumuzda renkleri dışında diğer özellikleri aynı olan aşağıdaki balonların belirli basınç kapasiteleri vardır. Balonların basınçları atmosfer cinsinden yukarıda verilen değerlerdeyken her bir balona hava takviyesi yapılarak basınçlarının %10 artması. Yani 10'a böl ekle. Çünkü artma diyor bakın. %10 matematikte %10'a böldüğümüzde 10. Yani %10'a bölmek demek. Ekleyeceğim ama artması dediği için. Hava takviyesi yapıldıktan sonra 2 adet balon patlamıştır diyor. Balonlar basınç kapasitesini aştıktan hemen sonra patladıklarına göre bu balonların basınç kapasitesi atmosfer cinsinden hangisi olabilir demiş. Şimdi önce şuradaki 10 üzeri 5'i şöyle 1,5 virgül ileri kaydıralım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani buradaki atmosfer basıncımız 24 tam 10'da 7. Burada 10 üzeri 4, 4 geri geleceğim. 1, 2, 3, 4, 20, 4,5 yaptı. Burada 4 ileri gideceğiz. 1, 2, 3, 4. Bu da 24 tam 10'da 6'ya karşılık geldi. Şimdi 10'a böldüğümüzde bir virgül sola kayacağız demek. Yani 24 tam 10'da 7'yi bana 10'a böldüklerinde ben hemen 2 tam %47 derim. Çünkü bir basamak sola kaymak demektir. 24 tam 10'da 7'ye 2 tam %47 ekliyoruz. Buradan ne gelecek? Şu 0, 7, 11 elde var. 1, 4, 2 daha 6, bir de elde. 27 tam %17. Bakın. Bunun eklenmiş hali. %10 arttırılmış hali 27 tam %17 yaptı. Pekala. Aynı işi burada yapacağım. 24,5'u 10'a böleceğim. Hemen bir basamak sola kaydırıyorum. Yani 2 tam %45. Ekleyeyim ona ben. 24,5'a 2 tam %45 ekliyoruz. Bunu sıfırda yazabiliriz. 9. 26 tam %95. Bakın bunda da %10 eklediğimizde 26 tam %95 elde ettik. Son olarak buna bakalım. 24 tam 10'da 6'yı da 10'a bölüyorum. Buradan 2 tam %46 artış sağlayacağız. 24 tam 10'da 6'ya da 2 tam %46 eklediğimiz zaman 6, 10 elde var 1, 27 tam %6 yaptı. %10 eklemeyi yapınca 27 tam %6 bulduk. Şimdi ikisi patlamış, biri patlamamış. Peki patlamayan hangisidir? Tabii ki en büyük hacme sahip olandır. Peki ikisi patlamış, biri patlamamış. O zaman şöyle söyleyebiliriz. İkisi fazla olan ikisidir. Yani patlayanlar hacimleri fazla olandır. Atmosferleri fazla olandır. 27 tam %17 ile 27 tam %6 patlamıştır. Çünkü onlar bu basınç kapasitesini aşmışlardır. Mesela şöyle söyleyelim. 27 tam %10'da 6 olursa bakın 27 tam %10'da 6 yani %60 demektir. Hiçbiri patlamaz. 26 tam %93 olursa
Yeşil dahil hepsi patlar. 90 zaten patlar. Çünkü 26 tam %90 bunların hepsinden küçük. Ama 27 tam %4 dersek şu yeşil olan bu kapasitenin altında kalıyor. Yani bu atmosfer 26 tam %95 burada patlamaz. Bu kalıyor. Diğer ikisi fazla geldiği için 27 tam %4'ten büyük oldukları için patlayacaklardır. O yüzden basınç kapasitemiz, balonların basınç kapasitesi 27 tam %4 olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuz da tarımda buğdayın verimi mahsulde elde edilen buğday miktarının ekili alana bölünmesi. Bakın elde edilen buğdayın alana bölünmesi oluşur diyor. Yukarıda tabloda KLMN tarlaların yüzde ölçümleri ve elde edilen buğday miktarları verilmiştir. Buna göre en düşük verim hangi tarladan alınmıştır diyor. Şimdi bakın şöyle yapalım. Buğdaylarda da alanda da 10 üzeri ifadeleri aynılaştırırsak onlardan kurtulmuş oluruz. Tekrar söylüyorum. 10 üzeri ifadeleri aynılaştırırsak kurtuluruz çünkü artık onlarla bölme işlemi hepsinde aynı geleceği için KLMN tarlaları için aynı sonuçlar vereceği için 10 üzeri ifadeler hepsinde aynı olduğunda onlardan kurtulmuş olacağız. Şimdi ben önce iki basamak sağa kayıyorum. Buradan 72 çarpı 10 üzeri 3 oldu. Bir basamak sağa kayıyorum. 68 çarpı 10 üzeri 3 oldu. Burada bir basamak sağa kayıyorum sadece. Bakın 10,5 çarpı 10 üzeri 3. Amacım ne? 10 üzeri 3 yapmak. Madem 10 üzeri 3 oluyor hepsi. Öyle yapalım. Burada da 1, 2 basamak sağa kaydım. 9 tam 10'da 3 çarpı 10 üzeri 3 oldu. Şimdi burada da 1 virgül sağa kaydığımda 35 çarpı 10 üzeri eksi 3 olduk. O zaman diğerlerine 10 üzeri eksi 3 yapalım ki herkes aynılaşsın. Bunu 2 basamak kaydırsak 10 üzeri eksi 3 olur. Yani burası 200 olacak. 200 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunu da bir basamak kaydırırsak yani sağa gidersek 120 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacağız. Buna bir basamak kaydık. 3 10 üzeri eksi 2 yaptık. Bir sıfır daha ekledik. Yani 30 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bakın ne yapıyorum. 10 üzeri 3'ler, 10 üzeri eksi 3'ler bakın bunlar sadeleşmiyor. Ondan değil. Bunlarla bölme işlemi yaptığımız zaman zaten elde edeceğimiz sonuç hepsinde aynı gelecek. 10 üzeri 3'ü 10 üzeri eksi 3'e böl. 10 üzeri eksi 3'ü 10 üzeri 3'ü 10 üzeri eksi 3'e böl. O yüzden bunlarla uğraşmaya gerek yok. Biz şunu yapalım. K için. 72 bölü 120. L için 68 bölü 200. M için 10,5 bölü 35 ve N için 9,3 bölü 30. 72 ve 12 şöyle 120 pardon 12'ye bölünür. Buradan bize 6 bölü 10 geldi. Burada 2'ye böldüğüm zaman bakın 2 ile sadeleştiriyorum. 34 bölü 100 geldi. Yani bu 0 tam 10'da 6. %60 da söylenebilir. 0 koyabilirsin K için. Bu da 0 tam %34. Şu anda K'nin verimi L'ye göre fazla. O yüzden K elendi. Burada şöyle düşünebiliriz. 105 bölü 350 olarak. Hepsini de 7'ye bölüyorum. Bakın 1 virgül kaydım, bir sıfır ekledim. Buradan 105'i 7'ye böldüğüm zaman 15 gelecek. 35'i 350'yi 7'ye böldüğüm zaman da 50 geldi. 2 ile genişletelim. 30 bölü 100 yaptık. 30 bölü 100 de 0 tam %30 anlamına gelir. Bu da bu. 3'e bölsek bakın ne geliyor? Buradan elde edeceğimiz sonuç 3,1 bölü 10 yapar. 100 de yani yapmak için 10'la çarpalım. 31 bölü 100 yaptı. Buradan da verimimiz 0 tam %31'e denk geldi. En küçük 0 tam %30 olduğu için doğru cevabımız C şıkkı M tarlası olacak. Dördüncü soruda yukarıda verilen kartlar aşağıda verilen dikdörtgenlere kırmızı bölgeler üst üste gelecek şekilde yerleştirilecektir. Soldan sağa doğru ilk iki kart sayılar tam kısım. Sonraki kart ondalık kısmı olacak şekilde sayılar oluşturulacak. Buna göre oluşturulabilecek en büyük ve en küçük sayının farkının onun tam sayı kuvvetlerine göre yazılışı nedir demiş bize. Şimdi 3 ve 5. O zaman ben buraya 3'ü tercih ederim. En küçüğü yazmaya çalışıyorum. Ve buraya da 5'i yazacağız. Daha sonra 2 mi 7 mi? Tabii ki 2'yi buraya tercih ederiz. Buraya da 7. Yani en küçük 32 tam %75. Bu en küçük olan. En büyük olana bakalım. En büyük olan da bakın burada bu sefer 5'i tercih edeceğim buraya yazarken. Buraya 3'ü tercih edeceğim. Buraya 7 ve buraya da 2'yi tercih etmiş olacağız. Ve 57 tam %23'te en büyük olan ve bunların farkını istemişti. Birbirinden çıkartacağız. Bir 10'luk aldık, 11 kaldı.
Bir 10'lu kaldık. Burada 13 kaldı. 13'ten 5 çıktı 8. Sonu 8 olacak. O yüzden direkt cevabımızı C şıkkı diye söyleyebiliriz. Buradan bir 10'lu kalalım. Burası 6 kaldı. 11'den 7 çıkınca 4. 6'dan 2 çıkınca 4. 5'ten 3 çıkınca 2. Yani 24'ten %48. Onu da bakın C şıkkında görüyoruz. 5. sorumuzda A şehrinde musluk başına tüketilen günlük ortalama su miktarı 5 litredir. Musluk başına 5 litre. Bu şehre belediye tarafından %20, %20 5'te 1 anlamına geliyor. Yani bizim için 5'e böl demek. Tasarruf eden musluklardan 10 milyon adet, 10 milyon 10 çarpı 10 üzeri 6. Yani aslında 10 üzeri 7 demek. Üstleri toplayacağız. 10 üzeri 7 adet dağıttık. Dağıtılan muslukların kullanılması durumunda 10 yıl boyunca tasarruf edilecek su miktarının metreküp cinsinden bilimsel gösterimi hangisidir demiş. Bakın çok önemli bilgiler var. Şimdi 5 litrenin 5'e bölünmesi gerekiyor. Çünkü %20'sini tasarruf edeceğiz. Yani 1 litre tasarruf. Peki. Tasarruf edecek su miktarını demişti. O zaman 1 litre tasarruf ediyoruz. Ne? Günlük. Peki biz bunu kaç yıl yapacağız? 10 yıl yapacağız. 10 yıl boyunca 360 gün var. 360 çarpı 10 ile çarptığımızda 3600 gün her seferinde 1 litre tasarruf sağlayacağız. Ve 10 üzeri 7 tane musluktan. O zaman 3600 ile 1'i çarptığımda 3600 litre bir musluktan. Bunda 3600 ile 10 üzeri 7'yi çarptığımda tam 10 üzeri 7 musluktan sağlayacağım tasarrufun litrecesi. Veya desimetreküp de denilebilir. Çünkü 1 litre desimetreküp eşit. Bizden ne istemişti? Metreküp istemişti. Metreküp'e geçerken bakın 1 desimetreküp metreküp'e geçilirken ne olacak? 10 üzeri 3'e böleceğiz. Desimetreküpten metreküp'e çıkarken 10 üzeri 3'e bölüyoruz. 3600 çarpı 10 üzeri 7. Yani aslında 1000'e bölmek diyebiliriz bunu. Şöyle kullanacağım. 2 0 buradan gitti. 1 0 da buradaki 7'yi eledik. 36 çarpı 10 üzeri 6 metre küp yapar. Bakalım bir virgül geri geleceğiz şimdi. 3 tam 10'da 6 çarpı 10 üzeri üstümüzde bir tane arttırmamız gerekiyor. Sayıyı büyüttüğümüz için 3 tam 10'da 6 çarpı 10 üzeri 7 olarak doğru cevabımızı A şıkkında görüyoruz. 6. soruda maske takmak sağlığımız için önemlidir. Bir maske üretim fabrikasında günlük 1,5 milyon yani 1,5 çarpı 10 üzeri 6 adet 3 katlı maske üretiliyor. Aşağıdaki görselde maskenin her bir katmanı için kullanılan kumaşın ölçüleri verilmiştir. Üretilen maskelerin her katmanında aynı ölçüde kumaş kullanılmaktır diyor. Buna göre bu fabrikada 30 gün boyunca üretilen maske için gerekecek olan kumaş miktarının metrekare cinsinden bilimsel gösterimi hangisidir demiş. Şimdi 25 ile 16'yı bir çarpalım. 5 kere 6 30 50 var 3. 2 kere 6 12 3 50 15 ve 25. Buradan 0 0 4. 400 santimetre kare bir kat kumaş. Bizde 3 katı var. 400 ile 3'ü çarptığımda 1200 santimetre kare bir maske için gidecek kumaş miktarı. Bu 30 gün gerçekleşecek. O zaman benim bunu 30 ile daha çarpmam gerekiyor. 3 kere 12, 36. 3'te 0'ımız var. 36 bin santimetre kare. Bir maske 30 gün boyunca üretirse. Biz 1,5 çarpı 10 üzeri 6 üreteceğiz. O zaman bizim bunu, hatta şöyle yapalım. Bunu 15 yapalım. 15 çarpı bir basamak sağa gittiğim için sayımı üstüne bir tane azaltmam gerekiyor. 10 üzeri 5 olacağız. 36 ile 15'i bir çarpalım. 5 kere 6, 30 elde var. 3, 3 kere 5, 15. 3 elde 18. Ve 36, 0, 4, 5. Ne yaptık? 540 çarpı 1, 2, 3. Bunu ekleyelim. Onun üstüne ekleyelim bunu. 10 üzeri 8 santimetre kare. Biz ne istiyoruz? Metre kare. Santimetre kareden metre kareye geçerken bakın santimetre kare, desimetre kare ve metre kare olmak üzere toplamda 4 tane sıfırı silmemiz gerekiyor. Yani 10 üzeri 4'e böleceğiz anlamında. 540 hatta onu da 54 çarpı 10 üzeri bir sıfırı buraya ekleme yapalım. 10 üzeri 9 bölü 10 üzeri 4 diyelim. 10 üzeri 9 10 üzeri 4 bölünce üstten çıkacak 10 üzeri 5 metrekare yapacak. Bir tane geri geldiğimizde bilimsel gösterim istiyor. Çünkü 1 ile 10 arasında olması lazım sayımızın. Onun önündeki. 5 tam 14 çarpı 10 üzeri 6 metrekare olarak doğru cevabımızı C şıkkında görüyoruz. 7. soruda kar yağışlarının sık yaşandığı yerleşim yerlerinde yapılan çatıların kar yükleri hesaplanarak inşa edilir. Yukarıda verilen evin çatısı metrekaresine en fazla 75 kilogram kar düşecek şekilde inşa edilmiştir.
Kar tanesinin ağırlığı yaklaşık 5 çarpı 10 üzeri 3 gramdır. Buna göre yukarıda verilen evin çatısına en fazla kaç adet kar tanesi düşebilir demiş. Şimdi metrekareye 75 kilogram kar düşecek şekilde inşa edilmiş. Bu çatının yüzey alanı 12 metrekare. O zaman 12 ile 75'i bir çarpalım. Bakalım toplamda çatımız ne kadarlık bir ağırlığı taşıyabilir? 5 kere 2 10 elde var. 1. 5 kere 1 5. Bir de elde 6. 2 kere 7 14 elde var. 1 7 kere 1 7. Bir de elde 8 yaptı. 0. 10. 9. Şimdi 900 kilogramlık bir kapasitemiz var. Ve bir tane kar tanesi 5 çarpı 10 üzeri 3 gramdır. Bir tanesi. Bizim elimizde 900 kilogram var. Çok dikkat edin. Çok dikkat edin. 900 kilogram. O zaman 9 çarpı 10 üzeri 2 kilogram olarak söyleyeyim. Onu da grama çevireyim. Kilogramdan grama geçerken 10 üzeri 3 ile çarpmamız gerekiyor. Yani 9 çarpı 10 üzeri 5 gram olur. Ve bir kar tanesi de 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 gramdı. Ona bölüyorum. Kaç tane kar tanesi olduğunu bulacağım. 9'u 5'e böldüğümüzde şöyle yapabiliriz. Bakın 90 çarpı 10 üzeri 4 olur. Yani bir sıfır ekleyip buradan bir tane üst azaltabilirsiniz. 90 çarpı 10 üzeri 4 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Burada 90'ı 5'e bölmek için yaptım bunu. 18 geldi. Üstleri de birbirinden çıkartıyoruz. 4 eksi eksi 3. Çok dikkat edin. Artı 7 yapacaktır. 10 üzeri artı 7. Ve A şıkkı değil. Bir basamak geri geldiğinde 1 tam onda 8 çarpı 10 üzeri üssü bir artırıyorum. 8 olacaktır. Bunu da D şıkkında görüyoruz. 8. soruda okaliptüs ağacı dünyanın en uzun boylu ağaç kategorisinde yer alır. Yetişkin bir okaliptüs ağacı günde yaklaşık 400 litre suyu bünyesine alır. Buna göre 15 yılda demiş. 1 yıl 365 gün demiş. 365 ile önce 15 çarpalım. 36 ile bir 15 çarpalım sonra 0 ekleriz. 5 kere 6 30 elde var. 3 kere 5 15 3 elde 18. 36 ve 540 bir 0 eklediğim zaman da 5400 günden bahsediyoruz. Günde 400 litreydi. O zaman 5400 ile benim 400'ü çarpmam lazım. Bir tane ağaç tam 15 yılda ne kadarlık bir su alacak? Onu bulalım. 4 kere 4 16 elde var. 1 4 kere 5 20 bir de elde 21. 4'te de sıfırımız var. Yani bu sayıyı biraz küçültürsek 216 çarpı 10 üzeri 4 litre. Sadece bu bir ağaç. Kaç ağaç varmış? 5 çarpı 10 üzeri 6. Bakın. O zaman bunda 216 çarpı 10 üzeri 4'ü de 5 çarpı 10 üzeri 6 ile çarpacağım ki bu kadar ağacın kaç litre aldığını bulacağım. 216 ile 5 çarpalım. 5 kere 6 30. Bakın 5 ile 6'yı çarpıyorum. 30 elde var. 3, 5 kere 1 5. 3 de elde. 8, 5 kere 2 10. Tamam. Çarpı. Üstleri de toplayacağım. 10 üzeri 10 litre yapar. Bilimsel istemişsin. O zaman 1, 2, 3 ve 1 geri geliyorum. Yani 1 tam %8 çarpı 10 üzeri 3 geldiğim için üstümde 3 arttırmam lazım. 10 üzeri 13. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 9. soruda uzunluğu 600 santim olan aşağıdaki tahta çizgiler yardımıyla 3 eşit uzunluktaki KLM bölgelerine ayrılmış. 600 santim olan tahtamız var. 3 eşit uzunlukta KLM bölgelerine yani 200, 200, 200 o zaman. Yani bu böyledir. 600'ü 3'e böldüğümüz zaman 200 gibi. Şimdi AB boyunca A noktasına uzaklıkları 2'nin pozitif doğal sayı kuvvetleri olacak şekilde sarı renkli. B noktasına 3'ün pozitif doğal sayı kuvvetleri olacak şekilde kırmızı renkli çiviler çekti. Bakın pozitif doğal sayılar birden başlar. Buna çok dikkat edin. Bazen sadece doğal sayı diyor. O zaman sıfırdan başlatıyoruz ama pozitif doğal sayılar için de birden başlamamız gerekiyor. Şimdi burada 2'nin kuvvetlerinden başlayarak burada da 3'ün kuvvetlerinden başlayarak yerleştireceğiz. Buna göre aynı bölgelere çakılan sarı ve kırmızı renkli çiviler arasındaki mesafe santim cinsinden en az kaçtır demiş. Peki 2'nin kuvvetleri neler? 2 üzeri 1, 2, 2 üzeri 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 bitti. Daha yok. Çünkü burada o kadar uzunluk yok. 3'ün kuvvetlerine bakalım. 3, 9, 27, 81, 243, 729 burada yok. Şimdi 3'ün kuvvetlerini yerleştirmeye kalktığımızda bakın. Burası 3 olacaktır. İşte atıyorum burası 9 olsun. Şurada 27 olacak.
İşte buralarda 80 olacak. 243, 200'ü geçip de işte burada 43 santimlik bir yerde olacaktır. 243. Şimdi ikinci kuvvetlerini yerleştirirsek 2, işte 4, 8, 16, 32, 64, 128 dedik. İşte 256 mesela burada olacaktır. 512 nerede olacak? 200, 200 daha. O da 400'ü şöyle 112 geçerek şurada 512 olacaktır. Çünkü 200, 200 daha 400, 112 geçerek bu olacak. Şimdi 512'nin burada 600'de ne kadar kalmış? Önce ona bakalım. 600'de 512'yi çıkarttığım zaman evet buradan bir 10'luk alalım. 5, 9, 10'dan 2 çıktı. 8, 9'dan 1 çıktı. 8 ve 0. Yani burada ne görüyoruz? Burada 88 santim kaldığını görüyoruz. Peki burada ne vardı? 81 santimetre ileriye giden vardı. O zaman burada 81 ile 88 arasında en yakın bunlar. Bakın 88 ile 81 çıkarttığımızda aralarında 7 santim fark olduğunu görüyorum. 512'nin burada B'ye 88 santim uzaklığı oldu. 81'in de burada B'ye 81 uzaklığı oldu. 81 ile 88 arasında yani bu 2'nin ve 3'ün kuvvetlerinin en yakın olduğu 81 ve 88 arasında 7 santimetrek bir fark oldu. Hocam 88 2'nin kuvveti değildir deseniz de 512'nin B'ye olan mesafesidir o 88 olan. Zaten burada 512'yi biz görüyoruz. Dolayısıyla bizim burada 88 olarak B'ye uzaklığımız var. Zaten 3'ün kuvvetlerinden 81'in de uzaklığı 81 santim olduğuna göre aradaki farkı en aşağı 7 santim olarak görüyoruz. 10. sorumuzda doğal sayılara çarpma işlemi yapmak için farklı metodlar kullanabiliriz. Bu metodlardan bir de Japon çarpma metodudur demiş. İki basamaklı ve bir basamaklı doğal sayılara Japon tekniğiyle çarpma işleminin adımları yukarıda verilmiş. Şimdi nasıl yapıyoruz? Burada 24 ile 12'nin çarpımını bize göstermiş. Yatay olarak iki tane çizgimiz var. Daha sonra 4 tane daha çizgimiz var. Bunu 24 olarak algılıyor. Ayrı bakın. 2 ve 4 24 oluyor. Daha sonra dikey olarak bir tane ve şurada iki tane var. Yani 1 ve 2 yani bunu da 12 olarak algılıyor. 24 ile 12'nin çarpımı işte sol üstte en başa yazıyor. Sağ alttakinin en sona yazıyor. Ve şurada geri kalanları da ortadakinde buraya ortaya yerleştiriyor. Şimdi yine 2 ve şöyle 3, 2 ile 3'ün çarpımı şeklinde göstermeye iş. Pekala. Şimdi buna göre yukarıda verilen işlemin sonucunun onun tam sayı kuvvetleri biçiminden çözümlenmiş hali hangisidir demiş. Şimdi yatıya baktığımızda 1 ve şurada 2 görüyorum. Bakın 2 çizgi ve burada bir çizgi. O zaman bu 12 çarpı. Sonra dikeye baktığımızda burada 2 ve burada 1 görüyoruz. O zaman 21. 12 çarpı 21. Sonra bölü. Bakın buradaki bölme işlemi. Yatay 1, 2, 3. Güzel. Ve dikey 1, 2, 3, 4, 5 çarpı 5. Şimdi 12 ile 21'i çarpacağız. Hemen 12 ile 21'i çarpalım. 2 kere 1, 2, 1 kere 1, 1. 2 kere 2, 4. 1 kere 2, 2 yaptı. 252 bulduk. Daha sonra şurası 252 çıktı. Tabii bunlar kendi içinde yapılacak. Ondan sonra bölünecek. Onu da söyleyeyim. 3 kere 5 de 15 yapıyor. 252'yi de 15'e bölmemiz gerekiyor. 252'yi 15'e bölersek her ikisini de 3'e bölebilirim. Burada 84 bölü 5 elde edeceğiz. 2 ile çarpalım. Hani payda son olsun. Amaç ondalıklı hale getirmek ve ondan sonra onun kuvvetlerine dönüştürmek. 2 kere 4, 8, 2 kere 8, 16 bölü 10 yapıyor. 10'a bölmek demek 1 0 kaydırmak demek. Yani 16 tam 10'da 8 anlamına gelecek. 1 onlar basamağında 10 üzeri 1. 6 birler basamağında 10 üzeri 0. 8 de 10'da birler basamağında o da 10 üzeri eksi 1 olacak. Onu da bakın D şıkkında görüyoruz. Evet kıymetli öğrencim çözümlerimizi tamamladık. Umarım senin için gerçekten faydalı bir ders olmuştur. Eğer faydalı olduysa videoyu da beğenirsen çok mutlu olurum. Çözümlerle ilgili düşüncelerini de yorumlarda benimle paylaşmayı unutma. Sizler için soru çözmekten gerçekten çok keyif alıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Çözümlerimizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.